Nana! Nana kızım! Ay çocuklar okula gitti mi? Saat kaç oldu? 60 gittiler tabii. Zinezel gece bir uyku ilacı alıp yatmış. Uyanamadı. Mendebure. Gözünü bana dikti. Görüyor musun sen? Ben bakarım. İyi günler. Nana kızım. Efendim. Anneniz Kulina hanımefendi. Neredeler acaba? Ne o? Makbuş sizi istemedi diye şimdi ona mı ilan aşk edeceksiniz? Utanmaz adam seni. Ir düşmanı. Şey ama çok büyük bir yanlış anlama olmuş. Nasıl yani? Şey Ebre bu sabah bana anlatınca beynimden vurulmuşa döndüm. Ben buraya Kulina hanımı istemeye gelmiştim. Makbule hanım sizi değil. Ne? Gerçekten mi? Benim kalbimde bir tek kadın var. O da anneniz Kulina. Ben de siz burada oturuyorsunuz diye buraya gelmiştim. Kendisi utangaç bir hanımefendi olduğu için onu yukarıda filan zannettim. Her şeyi şimdi anlıyorum. Aa, ne diye açık açık konuşmadın be adam? Allah Allah, görüyor musun sen? Şey, benim hemen okula dönmem gerekiyor. Lütfen annenize söyleyin, bana alınmasın. Onu en kısa zamanda görüp kendimi affettirmek istiyorum. İyi günler. Kulina! Kulina! Sana çok önemli haberlerim var. Müdür senin için gelmiş. Bir yanlış anlama olmuş. Kulina! Kulina! Çenebaz, yine sen mi açtın bu ekranı? Beni duyuyor musun? Ay duymak istemiyorum. Kimsenin sesini anlamıyor musun? Ama bak Nana ne diyor? Bir yanlış anlama olmuş. Müdür bey seni istemeye gelmiş aslında. Nasıl yani? Beni mi? Evet Kulina. Biliyordum zaten. Hemen hazırlanıp gitmem lazım Çenebaz. Bizimki hayata döndü. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin Kulina. Hayata küstü. Sihirli ekranı kapattı herhalde. Bu keltoş herif de amma kıymetli insan. Kulina, nihayet geldin. Müdür aslında... Nanacığım duydum, her şeyden haberim var. Ya nasılsa evlenemeyeceksiniz. Sen bir perisin, oysa bir insan. Hay neden bu kadar üzüldüğünü anlamadım. Olsun, bir başka kadın tercih edilmesi ihtimali beni çok üzdü Nanacığım. Çünkü ben bir aşk kadınıyım. Ay amanın, sen insan olsaydın yanmıştık vallahi. Her gün görücü gelirdi sana. Herhalde Makbuş. Ay yeteri kadar zaman kaybettim. Müdürcüğüme gidiyorum. Bye. Kulina işte. Sonra ayaklarıma kapandı. Ağlamaya başladı. Ay koca adam. Hiç yakışıyor mu? Ay öyle deme Makbuşçum. Adam derbeder olmuş bir haldeydi.